Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, dün ilk kez Kıbrıs Postası'nın kamuoyuna duyurduğu Güzelyurt'ta 4'ten 3'e düşen vekil sayısı konusunda Kıbrıs Postası'na konuştu. Özçınar, ortada yanlış değerlendirmelerin olduğunu dile getirdi. Döviz cinsinden kira bedellerine uygulanan kurun sabitlenmesi ve döviz kira geliri stopajının yeniden düzenlenmesine ilişkin yasa gücünde kararname dünkü resmi gazetede yayınlandı. Buna göre sterlin kuru 12 Türk lirası, euro kuru 11 Türk lirası ve dolar kuru ise 10 Türk lirasına sabitlendi. İslam İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere İstanbul'da bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Hatun, Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Buş ile 1 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye'den adaya yabancı para birimi üzerinden ithal edilen ürünlerin Türk lirası cinsinden yapılması konuları görüşüldü. Bakanlar Kurulu toplamda 28.490.910 Türk Lirası karşılığında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren USAŞ firmasından 800.000 adet PCR ve 600.000 adet antijen test kiti satın alınmasına karar verdi.